Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müstesna'nın irabını okuyorduk arkadaşlar. Müstesna'nın mensup olduğu yerler vardı. Dört yerdi madde olarak. Ondan sonra müstesna'da nasip caiz bedel ihtiyar edilen yer vardı. Birdi. Bir de müstesna'nın ala hasebil avamil muğrab olması vardı. Ve yu'rabu ala hasebil avamili. Ne zaman ala hasebil avamili mu'rab olur? İzâ kânel müstesna min gayre mezkûrin. Müstesna min gayri mezkûr olacak. Müstesna min gayri mezkûr olunca bu sefer amil, o müstesna min mezkûr olsaydı onu mamul alacaktı. O gidince bu sefer müstesna onun yerine mamul almış oluyor. Mesela mâ câeni el kavmu deseydik el kavmu fail olacaktı. El kavmu zikretmezsek bu sefer müstesna fail yerine geçmiş olacak. Mâ câeni illâ zeydün diyelim. Mesela orada veyahut da illa zeyden. Ne olmuş oluyor? Müstesna min gayri mezkûr olduğu zaman müstesna ala hasbil avamil muğrab oluyor. Mâ câni de câ fiili fâil istediği için mâ câni illa zeydun diyoruz. Mâ râytu illa zeyden deriz. Amil neyi gerektiriyorsa o şekilde mamur olur. Ve yu'rabu ala hasbil avamil. Ne zaman idâ kânel müstesna min gayri mezkûrin. Gayri mezkûr olacak. Ve huve halbuki efendim o müstesna'nın vakı olduğu kelam fi gayril mucebi mucep değildir, gayri muceptir. Peki bu gayri mucep olması ala hasbil avamil murab olması için niye şart koşuldu ki? Li yufide müfid olsun diye. Mesela arkadaşlar verdiği misal şudur. Ma darabeni illa zeydün. Misali bir görelim. Ma darabeni illa zeydün de zeyd nedir? İlla'dan sonra gelmiştir, müstesnadır. Peki müstesna min mezkûr mudur? Mâ dara beni dövmedi ki zikredilmedi. Dolayısıyla müstesna min mezkûr değildir burada. Mâ dara benil kavmu illâ zeydden idi. Burada kavm zikredilmedi yani müstesna min zikredilmedi. Müstesna min zikredilmediği için darabe fiildir, nun vikayedir ya mef'ulüdür. Darabe fiilinin neye ihtiyacı var? Faile ihtiyacı var. Başka bir ifadeyle burada müstesna min zikredilseydi مَا ضَرَبَنِي الْقَوْمُ diye fail olacaktı. Şimdi o olmayınca, el-kavmu fail olmayınca, müstesna min zikredilmeyince bu sefer müstesna fail oluyor. مَا ضَرَبَنِي illa زَيْدُنْ diyoruz. Peki bunu neden gayri mucab olmasını şart koşmuştur? Şimdi ona bakalım. مَا ضَرَبَنِي illa زَيْدُنْ demek kainatta insanlar içerisinde ben hiçbir kimseden dayak yemedim, sadece Zeyd bana dayak attı. Bu mümkün müdür? Mümkündür. Tam tersini yapalım, yani müsbet yapalım. Dara beni dövdü illa Zeyd, sadece Zeyd dövmedi. Bu ne demektir arkadaşlar? Dünyada Zeyd'in dışında herkes beni dövdü, bir Zeyd dövmedi demektir. Şimdi çünkü müstesna min eğer mahsup ise am olarak onu takdir edeceksin. Çünkü başka bir müreccihin yoktur orada. O zaman dara beni illa Zeydün dersek müsbet olursa burada mana sahih olmaz. Yani beni herkes dövdü, Zeyd müstesna demiş olacaksın. Dolayısıyla herkesin dövüp de sadece Zeyd'in dövmemesi, dünyadaki herkesten dayak yiyeceksin, sadece Zeyd'den dayak yemeyeceksin. Liyufi de bu müfit değildir. Mana itibariyle uygun değildir. Dolayısıyla burada mucep olup olmaması, şart olması, mana açısından sahih olup olmaması bakımındandır. Yoksa terkipteki bir ağırlığından dolayı değildir. İlla en yestakîmel mana. Gayri mucep olması şarttır ama mana müstakim ise müsbet olduğu halde olabilir diyor. Mesela hemen tahtada da yazdık, kitapta da vardır. Kara'tu illa yevme keda. Şimdi arkadaşlar kara'tu ben okudum illa yevme keda şu gün müstesna. Yani burada örfte bir insan ben okudum şu gün müstesna. Çarşamba günün dışında işte hafız diyor ki ben dersimi okudum diyor, hafızlık yapan. İşte illa yevme keda şu gün müstesna. Bu ne demektir? Hafta sonu evine gelen bir çocuk babasına, annesine rapor verirken قَرَأْتُ اِلَّا يَوْمَ كَدَى dediğinde ben haftanın her günü ders okudum, cuma günü müstesna mesela. Burada şey bellidir. Yani dünyanın bütün günleri kastedilmiyor. Ya aylık rapor veriyor ya haftalık rapor veriyor. Dolayısıyla قَرَأْتُ اِلَّا يَوْمَ كَدَى mana anlaşıldığı için ya daha doğrusu müfit olduğundan dolayı burada mucep olduğu halde, yani müsbet olduğu halde aynı kategori. Mesele şudur arkadaşlar. Müstesna min gayri mezkûr ise müstesna alâ hasebil avâmin humarab olur. Müstesna min gayri mezkûr olduğu halde gayri mucep niye diyor? Mana müfid olsun diye, mana sahih olsun diye. Bu şart mıdır? Hayır, şart değildir. Karaytü illâ yevme kedâ gibi yerlerde ne olabiliyor? Efendim, örfen, karinelerle beraber anlaşılabiliyor.
Genelde arkadaşlar müsbet olan yerlerde müstesna min hasfedildiğinde karetü illâ yevme kedâ gibilerin sayısı çok azdır. Yani karineyle anlaşıldığı zaman problem yok zaten. Ama çünkü burada ne yapıyorsun? Haftanın günlerini kastediyorsun veya senenin günlerini kastediyorsun. Yoksa dünyanın gelmiş gelecek bütün günlerini kastetmiyorsun. Kastedilmediği de bellidir burada. Ama darabeni illâ zeydün dediğimiz zaman mesela diyelim ki bir grup öğrencinin veya bir grup arkadaşın olduğu yerde aralarında Zeyd de vardı. Darabeni yani arkadaşlarım hepsi beni dövdü. İlla Zeyd, Zeyd müstesna diyorsan, darabeni illa Zeyd diyorsan, burada da müstesnamin muayyen kişiler olduğu anlaşılıyorsa bu da caiz olur. Yestakibul manadır bu da. Ama bu nedir? Özel karinelerle beraber anlaşıldığı yerlerdedir. Yoksa mutlak olarak dendiği zaman ma darabeni illa Zeydün, kainatı beni hiç kimse dövmedi. Sadece Zeyd dövdü demektir. Darabeni illa Zeydün de Zeyd'in dışında herkesten dayak yedim anlamına gelir. Demek ki burada müfid olup olmaması hangi açıdandır? Karinelere dayalı olmaması açısındandır, olup olmaması açısındandır. Genelde müsbet olan yerlerde mana sahih olmuyor. Onun için gayri mucep demiştir. Karatü illâ yevme kedâ gibi istisnalarında karine ile beraber bu hafta okumadım, sadece şu gün okumadım, bu ay okudum, efendim sadece şu gün okumadım gibi ay veya haftaya indirgendiği için mesela anlaşılıyor, mana müstakim oluyor. Demek ki gayr-i mucib olmak, alâ hasibil avâmil muğrab olmasının bir şartı değil, mananın sahih olup olmamasının, kelamın müfid olup olmamasının gereğidir diyoruz arkadaşlar. وَمِنْ ثَمَّ bundan dolayı لَمْ يَجُزْ مَا زَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا. Yani müstakim olma şartı var. Müstakim olması önemlidir. مَا زَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا caiz midir, değil midir? Şimdi arkadaşlar, tahtaya da misali yazmıştım, kitapta da var zaten. مَا زَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا dediğimiz zaman, bu misal sahih değildir. مَا menfidir, زَالَ de zail oldu, o da menfidir. İki menfiden bir müsbet çıkar. مَا زَالَ ثَبَتَ demektir. Yani yok yok demek var demektir, değil mi? Yani nefi nefetmek, ispat etmek demektir. Dedi bana yok yok. Ben arkadaşlarla Yeşil Cami'deyken şöyle bir tekerleme sormuşum arkadaşlara. Çoğu tökezlemişti. Ahmet'ten para istedim. Dedi bana yok yok. Yok yok fakat yok yok. Ne demektir dedim. Bunu bir açıklar mısınız? Ahmet'ten istedim. Para istedim. Bana dedi ki bana yok yok. Yok yok fakat yok yok. Şimdi tafsilatına girmiyorum. Yok yok demek var demektir. Yok yoksa o zaman var demektir. Şimdi zâle menfidir arkadaşlar. Yani zâle nedir? Menfidir. Mâ zâle iki menfi yan yana gelince iki menfiden bir müsvet çıkar. Mâ zâle sebete demektir. O zaman mâ zâle zeydün, zeytte hiçbir vasıf olmadı illâ âlimen. Mâ zâle olmadı değil. Mâ zâle sabit oldu. Zeydün zeyt bütün evsafta zeytte sabit oldu illâ âlimen, âlimlik müstesna. Yani mazale zeydün illa alimen, alimliğin dışında zeytte her şey var demektir. Arkadaşlar bir insanda dünyadaki bütün sıfatların, bir sıfatın dışındaki bütün sıfatların toplanması mümkün değildir. Çünkü sıfatlar içerisinde mutlaka zıtlar vardır. Uzun var, kısa var, değil mi? Uzunsa kısa değildir, kısaysa uzun değildir. Şişmansa zayıf değildir, zayıfsa şişman değildir. Cömertse cimri değildir, cimriyse cömert değildir. Yani zıt vasıflar vardır. Bir insanda bir tane vasıf vardır, bir tane vasıf yoktur. Onun dışındaki bütün vasıflar vardır. Mümkün değil ki bu. Yani مَا زَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا ne demektir? Alimliğin dışında zeytte bütün sıfatlar var demektir. Bu mümkün müdür? Değildir. Onun için مَا زَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا müfid olmadığından dolayı caiz değildir. Şimdi arkadaşlar, izharda olmayan bir takım bilgiler dedim ya, burada bir fikir jimnastiği yapıyor İbn-i Hacib Hazretleri. Taze taze bize bilgiler öğretiyor. Şimdi biz dedik ki, müstesna min mezkûr olduğu zaman, kelam da menfi ise nasip caiz, bedel ihtiyar edilir. Öyle mi demiştik arkadaşlar? مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ اِلَّا قَلِيلًا demiştik. Doğru mu? Şimdi burada arkadaşlar dikkatle dinleyelim. Çünkü bunlar bize hani çok zor bir şey değildir burada anlattıkları. Ama taze bilgilerdir bunlar. Taze bilgiler olması bakımından dikkatle dinlersek inşallah net bir şekilde, kolay bir şekilde anlaşılacaktır. Şimdi hemen tahtada örneklerle görüyoruz arkadaşlar meseleyi. مَا جَاءَنِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٍ misaline bakalım.
Buraya kadar okuduğumuz bilgilerden müstesnanın irabı açısından nereye girer? Mâ câni min ahadin, bana hiçbir kimse gelmedi, illâ Zeyd, ancak Zeyd geldi. Burada arkadaşlar, müstesna min mezkûr mudur? Mezkûrdür. Peki kelam menfi midir? Menfidir. Mâ faaluhu gibi midir? Evet, öyledir. O zaman müstesna min mezkûr olan kelâm-ı gayr-ı mucepte nasip caiz, bedel ihtiyar edilir. Mâ câni min ahadin illâ Zeyd'den deriz, nasip caizdir. Bedel ihtiyar edilir. Peki bedel yapacağız. Müstesna min nedir? Mâ câni min ahadin, o zaman illâ Zeyd'in dememiz lazım gelecek. Tamam? Aşağıdaki misale geçiyoruz. La ahade fîhâ illâ amrun. Burada da müstesna min mezkûr mudur? Evet, mezkûrdür. Kelam menfi midir? Evet, menfidir. O zaman illâ amran nasıp caizdir. Ama bedel ihtiyar edilir. La ahade fîhâ, efendim, ahade kelimesinden bedel yapmamız lazım onu. Tamam, bedel yapacağız. Ne çıkacak karşımıza göreceğiz. Bir de mâ zeydün şey'en illâ şey'un lâ yu'bevu bihi misaline bakalım. Mâ zeydün şey'en, Zeyd hiçbir şey değildir. İllâ şey'un, ancak öyle bir şeydir ki lâ yu'bevu bihi, değer verilmeyecek, kıymeti olmayan bir şeydir. Burada şimdi illâ şey'un müstesnadır, şey'en müstesna mihtir. Kelam menfidir, müstesna min mezkürdür. Mâ faaluhu kabilindendir. Şimdi burada şey kelimesini illâ mâ zeydün şey'en'den bedel yaparak illa şeyen diyebiliriz. Ayrıca müstesna olarak da illa şeyen mensup okuyabiliriz. Yani burada müstesna da yapsak onu illa şeyen diyeceğiz. Bedel de yapsak onu illa şeyen diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, mâ câni min ahadin illa zeydünde bizim okuduğumuz kriterlere göre ne durumu vardır? Müstesna min mezkürdür. Kelam nedir? Gayr-ı muceptir. Burada nasip caiz, bedel ihtiyar edilir. Fakat şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Bazen lafızdan bedel yapmak mütazir olabiliyor. Lafızdan bedel yapmak mütazir olabiliyor. Peki bedel muhtar olduğu yerlerde lafızdan bedel yapmak mütazir ise ne yapacağız? Mesela arkadaşlar, مَا جَاءَنِ مِنْ اَحَدٍ misalini görüyoruz. مَا جَاءَنِ bana gelmedi, مِنْ اَحَدٍ hiçbir kimse gelmedi, اِلَّا زَيْدٍ ancak Zeyd geldi. Şimdi buradaki Zeyd'i ahadden bedel yapmamız muhtardır. Peki ahadin lafzından bedel yaparsak nasıl okuyacağız? Mâ câni min ahadin illâ Zeyd'in diyeceğiz. Değil mi? Lafzından bedel yapacağız. Burada bir sıkıntı var. İşte bu izharda olmayan bilgidir. Nedir bu sıkıntı? Mâ câni min ahadindeki min zâittir arkadaşlar. Mâ câni min ahadindeki min zâittir. Min-i zâide nefiden sonra gelince min zâide olur. Yani min-i zâidenin yeri neresidir arkadaşlar? Nefiden sonra geldiğindedir. Mâ câni min ahadinde min doğrudur, yeridir orada. Yani min-i zâidedir. Ama illâ Zeyd'in dersek, illâ min Zeyd'in demiş olacağız. Biz illâ ile nefiliği ne yaptık burada? Kaldırdık. O zaman mâ câni min ahadin illâ Zeyd'in dersek min'i ne yapmış oluyoruz? Ahadinde zâid olması normal ama Zeyd'inde zâid olması normal değildir. Eğer biz lafızdan bedel yaparsak mâ câni min ahadin illâ Zeyd'in dersek مَا جَعْنِي مِنْ حَدٍ اِلَّا مِنْ زَيْدٍ demiş oluyoruz. O mini orada da ispattan sonra zâit etmiş oluyoruz. Halbuki bu caiz değildir. Yani min ne zaman zâit olur? Menfi kelamda zâit olur, müsbette değil. Şimdi okuyoruz arkadaşlar. وَاِذَا تَعَدَّرَ الْبَدَلُ bedel özürlü olunca, müteazzir olunca, عَلَى lafzı, lafız üzerine bedel yapmak müteazzir olursa فَعَلَى الْمَوْضِعِ o zaman mahallinden bedel yapmış olacağız. Müstesna minhin mahallinden bedel yapacağız. Yoksa lafzından bedel değil. Çünkü burada bir defa kural olarak bedel muhtardır diyoruz. Bedel muhtarsa hadi bedel yapalım. Muhtarlığına bakarsak bedel yapmamız lazım. Ama lafız üzerine bedel yapmakta sıkıntı varsa ne yapacağız bu sefer? Madem ki bedel muhtardır, mahallinden bedel yapmış olacağız. مَا جَعَنِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ şimdi اِلَّا زَيْدٍ dersek ne olur arkadaşlar? Min'i zâit etmiş oluruz. Neden sonra? İspattan sonra zâit etmiş oluruz onu. Peki bu caiz midir? Biraz sonra söyleyecek. Diyecek ki لِأَنَّ مِنْ لَا تُزَادُ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ İspattan sonra min ziyade edilmez. O zaman مَا جَانِ مِنْ اَحَدٍ'de min zâittir. Min ahadin mahallen nedir? مَا جَانِ bana gelmedi. اَحَدٌ hiçbir kimse demektir. Faildir o. Fail olduğu için merfudur. Demek ki min ahadin lafzan mecrudur, mahallen merfudur.
Mahallen merfu olunca biz mahallinden bedel yaparak مَا جَاءَن۪ي مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ اِلَّا زَيْدًا diyeceğiz. İkinci misale geçiyoruz arkadaşlar. İkinci misalde de لَا أَحَدَ ف۪يهَا اِلَّا عَمْرٌ لَا أَحَدَ ف۪يهَا yani فِي الدَّارِ لَا أَحَدَ ف۪يهَا evde yoktur اِلَّا عَمْرٌ ancak Amr vardır. Şimdi biz burada Amr'ı ahade kelimesinin lafzından bedel yapabilir miyiz? Eğer biz la ahade kelimesini illa amrun kelimesini illa amran deyip de ahade kelimesinin lafzından bedel yaparsak ne ile karşı karşıya kalmış olacağız? Diyor ki bir de ma zeydun şey'en illa şey'un la yu'be'u bihi. Burada da illa şey'unu ma zeydun şey'endeki şey'en kelimesinin lafzından bedel yaparsanız burada da sıkıntı olur. La ahade fiha illa amruda amru ahadenin lafzından bedel yapmakta mazeret var. Ma zeydun şey'en illa şey'un la yu'bu bihi de illa şey'undaki şeyi birinci şey'enden müstesnaminin lafzından bedel yaparsan orada da sıkıntı var. Nedir sıkıntı? Diyoruz ki sıkıntılar li enne min la tuzadu ba'del isbati. Birinci misalde ma cani min ahadin illa zeyd misalinde bir defa sıkıntı nedir? İlla ahadin dersen min'i zayit etmiş oluyorsun. Nerede? İspattan sonra zayit etmiş oluyorsun ki halbuki min ispattan sonra zayit olmaz. Peki لَاَنَّ مِنْ لَا تُزَادُ بَعْدَ الْاِثْبَاتِ. Peki ikinci misalde yani لَا اَحَدَ ف۪يهَا اِلَّا عَمْرٌ ondan sonra مَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَوْ بِهِ وَمَا وَلَا مَا اِلَى لَا. İkinci misal arkadaşlar لَا اَحَدَ ف۪يهَا اِلَّا عَمْرٌ muydu? Mesela لَا أَحَدَ ف۪يهَا اِلَّا عَمْرًا desek bin nasbi. لَاَنَّ فَتْحَتَهُ شَب۪يهَةٌ بِالْحَرَكَةِ الْاِعْرَابِيَّةِ لَاَنَّا حَصَلَتْ بِكَلِمَةِ لَا. Arkadaşlar لَا أَحَدَ de أَحَدَ lafzı fethe üzere mebnidir. لَا أَحَدَ fethe üzere mebnidir. Ancak أَحَدَ kelimesinin lafzından bedel olsa oradaki أَحَدَ'nin fethesi لَا ile geldiğinden dolayı bundan bedel olacak olan لَا أَحَدَ ف۪يهَا İlla amran diye yani ahade kelimesinin lafzından bedel olarak mebni olmayacak. Ahade mebnidir ama onun tabi'i muğrab olacak, fethi ile muğrab olacak. Yani la ahade fiha illa amran. Biz burada la ahade fiha illa amran ahadenin lafzından bedel yaparak ahade her ne kadar mebni ise oradaki la'dan sebep oradaki ahade mebni olmuştur. Dolayısıyla buna mebni olarak affedersin buna tabi olarak gelen mamulü bittebiyeden gelen bunun lafzına eğer tabi olursa la ahde fiha illa amran diyeceğiz buraya. Peki diyebilir miyiz? Buna tabi olarak diyebilir miyiz? Burada da sıkıntı var. Nedir sıkıntı arkadaşlar? Leyse'ye benzeyen ma ile la amel ederken niçin amel etmişlerdir? Leyse'ye benzedikleri için amel etmişlerdir. Peki leyse'ye benzeyen ma ile la'nın amel etme şartlarından birisi de neydi? Ve ellâ yentakıda nefyu bi illâ. Leyse ile ma ile la'nın onlar zaten leyse'ye niçin benziyorlardı? Nefilikte benziyorlardı. Muhteda ile haber üzerine dahil olmakta benziyorlardı. Ama eğer ma ile la'dan nefilik bozulursa o zaman leyse'ye benzerlik kalkıyor ortadan. Leyse'ye benzerlik kalkınca da amel edemezler. Şimdi misalimize dönecek olursak arkadaşlar la ahade fiha illa amrun ma zeydun şey'en de ma leyse benzen ma'nın şey'en de amel etmesinde sıkıntı yok. La ahade fiha da la'nın ahade de mahallinde amel etmesinde bir sıkıntı yok. Ama illa deyince illa ne yaptı? La'nın nefiliğini bozdu. Ma zeydün şey'en de illa ne yaptı? Ma'nın nefiliğini bozdu. Ma ile la nefiden sonra ne yapamazlar? Amel edemezler. لِأَنَّ مِنْ لَا تُزَادُ بَعْدَ الْاِثْبَاتِ وَمَا وَلَا لَا تُقَدِّرَانَ عَامِلَتَيْنِ amil olarak takdir edilmezler بَعْدَهُ ispattan sonra. Neden takdir edilmezler? لِأَنَّهُمَا عَمِلَتَا لِلْنَف۪ي nefiden dolayı amel etmişlerdir. وَقَدْ اِنْتَقَضَ النَّفْيُ بِاِلَّا nefilikte illa ile bozulmuştur. Demek ki arkadaşlar لَا اَحَدَ ف۪يهَا اِلَّا عَمْرًا deyip buradaki amrendeki nasbi efendim bedel olarak düşünsek, ahadenin lafzından bedel olarak düşünsek bu caiz değildir. Özür var burada. Niçin? Çünkü burada ne yapmış oluyoruz o zaman? La'yı ispattan sonra amel ettirmiş oluyoruz.
Orada biz ne illa'dan sonra sanki bir tane daha la gizlemiş oluyoruz ve illa'yı amel ettirmiş oluyoruz. Bu ise caiz değildir. Mâ zîdün şeyen illâ şey'un de, eğer biz burada da ne yapmış olsak, mâ zîdün şeyen illâ şey'en deyip, yalnız şey'enden bedel olarak yapmış olsak, lafzından bedel olarak yapmış olsak, bu da caiz değildir. Mâ'yı ne yapmış oluyoruz? İllâ'dan sonra, yani ispattan sonra amel ettirmiş oluyoruz. Peki böyle olunca ne olmuş oluyor? Mahallinden bedel yapılır. Ne demek mahallinde bedel yapılır? Mesela birinci misalde مَا جَانِ مِنْ اَحَدِنْدَ اَحَدٍ ne düşüyor terkipte? Fail düşüyor. Fail olduğu için efendim مَا جَانِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ deriz. Mahallinden bedel yaptık, lafızından bedel yapmadık. اِلَّا زَيْدًا dersek müstesna olarak yapmış oluruz onu. وَلَا اَحَدَ ف۪يهَا اِلَّا عَمْرٌ deriz. Çünkü اَحَدَ لَا'nın ismi neydi aslında? Mubteda haberiydi. Bu yönüyle beraber mahallen merfudur. Mahalli karibi, mahalli be'idi. Bunun mahalli muhteda olarak merfu olduğundan dolayı efendim illa amrun demiş oluyoruz. Ve ma zeydun şey'en de şey'en kelimesi arkadaşlar ve ma zeydun şey'en de şey'en kelimesi ma'nın nesidir? Haberidir. Doğru mu? Ma zeydun şey'en. Şey'en ma'nın haberidir. İsmi raf haberi nesb etmiştir. Peki mahallen nedir? Mubteda haberdi, mahallen merfudu. Onun için illa şey'un diyebiliriz. İlla şey'en diyemeyiz. İlla şey'en dersek ma'yı ne yapmış oluruz? İspattan sonra amel ettirmiş oluruz. La yu'bev bihi değer verilmez demektir. لِأَنَّ مِنْ لَا تُزَادُ بَعْدِ الْإِثْبَاتِ وَمَا وَلَا لَا تُقَدَّرَانَ عَامِلَتَيْنِ بَعْدَهُ İspattan sonra amil olarak takdir edilmezler. لِأَنَّهُمَا عَمِلَتَا لِلنَّفِي وَقَدْ اِنْتَقَضَ النَّفْيُ بِاِلَّهِ بِخِلَافِ لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا Arkadaşlar mesela burada tahtaya da yazdım bunu. لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا müstesna olarak değil, bedel olarak yapabilir miyiz? لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا Zeyd hiçbir şey değildir. اِلَّا شَيْئًا لَا يُعْبَوْ بِهِ Şimdi burada müstesna min nedir? Mezkürdür. Kelam menfidir. Nasip caiz bedel ihtiyar edilir. لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا Müstesna olarak mensup okuyabilirsin. Bedel olarak mensup okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Peki bedel olarak لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا de okuyabiliyorsun da مَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا de niye olmuyor? Çünkü مَا'yı illa'dan sonra amil olarak takdir edersin. Bu caiz değildir. Ama لَيْسَ'yi illa'dan sonra amil olarak takdir edebilir misin? Arkadaşlar لَيْسَ fiil olduğu için amel ediyor. Nefi olduğu için amel etmiyor. Dolayısıyla illa ne yapmaz? Leysenin amelini bozmaz. Leyse amil oldu, fiil olduğu için amildir ama ma ve illa ma ve la öyle değil. Leyseye benzediği için amildir. Dolayısıyla onların leyseye benzerlikleri kalktığı zaman amelleri de bozulmuş olur, amil olamazlar. Demek ki ma ile la ispattan sonra amil olarak takdir edilemezler. Ama leyse ile leyse kelimesi ise kendisi fiil olduğundan dolayı amel ediyor. Dolayısıyla ispattan sonra da amel eder, ispattan önce de amel eder. Yani لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا de لَيْسَ nasıl ki menfi olan şeyeni nesbetmiş ise اِلَّا شَيْئًا de müsbet olan şeyeni de nesbedebiliyor. Çünkü bunun amilliği nefiliğinden kaynaklanmıyor, fiilliğinden kaynaklanıyor. بِخِلَافِ لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا Burada nefilik bozulduğu halde bu caizdir. لِأَنَّهَا عَمِلَتْ لِلْفِعِلِيَّتِ Çünkü burada لَيْسَ niçin amel etmiştir? Nefi olduğundan dolayı değil, fiil olduğundan dolayı amel etmiştir. Yukarıda ise neden dolayı amel etmiştir? Leyse'ye benzediğinden dolayı. Nerede leyse'ye benzemişti? Nefilikte benzemişti. Değil mi? Bir de muhteda ile haber üzerine dahil olmak. فَلَا اَثَرَ لِنَقْضِ النَّفْيِ Öyleyse madem ki fiil olduğundan dolayı amel ediyor, nefiliğin bozulmasının bunun amelinde bir etkisi yoktur. İlla ile nefilik bozulunca amel de bozulmuş olmuyor. Nerede? Leyse'de. لِبَقَاءِ الْاَمْرِ الْعَامِلَةِ هِيَ لِيَجْلِهِ لِبَقَاءِ الْاَمْرِ durum kaldığından dolayı öyle durum ki الْعَامِلَةِ هِيَ لَيْسَ amel etmiştir لِيَجْلِهِ لَيْسَ neden dolayı amel ettiyse o hala duruyor. Nefili gitti ama لَيْسَ ne için amel ettiyse o hala duruyor. Peki لَيْسَ ne için amel etmişti? Fiil olduğundan dolayı amel etmişti. Ama مَا اِلَى لَا öyle değildir. مَا اِلَى لَا menfi olduklarından dolayı fiile benzemişlerdi ve bundan dolayı amel etmişlerdi. İlla ile nefilik bozulunca o zaman amilliklerini gerektirecek durum da ortadan kalkmış oldu. O zaman bu üç tane misalde yani مَا جَانِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٍ misalinde lafzından bedel yapamıyoruz. لَا اَحَدَ ف۪يهَا اِلَّا عَمْرٌ
lafzından bedel yapamıyoruz. Ma zeydün şeyin illa şeyin la yu'bu bihi de lafzından bedel yapamıyoruz. Lafzından bedel yapamadığımız yerlerde o zaman mahallinden bedel yapmış olacağız. Mahallinden bedel yapılınca birinci misalde ma cani min ahadin illa zeydin demeyip de zeydün dersek orada hala min takdir ettik mi? Etmedik. La ahade fiha illa amran dediğimiz illa amrun dediğimiz zaman ahadenin lafzından bedel yapmayıp mahallinden bedel yaptığımız zaman la'yı orada amel ettirmiş oluyor muyuz? Hayır. Ettirmiş olmuyoruz. Ma zeydün şeyin illa şeyun dediğimiz zaman burada ma'yı amel ettirmiş oluyor muyuz ispatta? Ettirmiş olmuyoruz. Demek ki lafzından bedel yapmak mütazir olduğu yerlerde mahallinden bedel yapılır. Ve min semme bundan dolayı yani leysenin ameli fiil olduğundan dolayıdır. Nefi olduğundan dolayı değil. Caze caizdir. Leyse zeydün illa kaimen. Bakın arkadaşlar, ma zeydün illa kaimen olmaz. Ma zeydün illa kaimun olur. Leyse zeydün illa kaimen. Leysenin zeydün ismidir, kaimen haberidir. Leyse zeydün illa kaimen de leyse bakın ne yaptı? İspattan sonra da amel etmiştir. Çünkü onun ameli kuvvetlidir. Fiil olduğundan dolayı amel etmiş oluyor. Ama وَمْتَنَعَ مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا biz مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا dersek ne yapmış oluyoruz? مَا'yı illa'dan sonra amel ettirmiş oluyoruz. Yani ispattan sonra amel ettirmiş oluyoruz. Bu ise ne değildir? Caiz değildir. Çünkü o nefide amel eder, menfi olduğundan dolayı amel eder. Halbuki burada menfiilik bozulmuştur illa ile amel edemez. Peki arkadaşlar, müstesnanın vücuben mensup olduğu yerleri okuduk. Müstesnanın nasip caiz bedel muhtar olan yeri okuduk. Müstesnada ala hasebil avamil mu'rab olmasını okuduk. Nasip caiz bedel muhtar olan yerlerde izhardaki bilgiye göre taze bilgi verdi bize. Lafzından bedel mutaazir olduğu yerlerde mahallinden bedel yaparız dedi. Lafızdan bedelin ne zaman nasıl mutaazir olacağını örneklerle anlattı bize. Bu bilgiler bizim bilgi dağarcığımızda nahiv açısından güzel bilgilerdir arkadaşlar. Nefili leyse ile leyseye benzeyen ma ile la'nın ameli ile leysenin ameli arasında fark vardır. Leyse nefilik bozulsa da amele devam edebilir ama ma ile la nefilik bozulduktan sonra amele devam edemezler. Dolayısıyla leyseye benzeyen ma ile la'nın üzerine yapılacak olan atıf veya mamulü bittebiye nefilik bozulmadan olması lazım. Nefilik bozulduktan sonra atıf yapılacak olursa veya tabi yapılacak olursa lafzından değil de mahallinden ancak olabilir. Çünkü lafzından yaptığın zaman ma ile la'yı ne yapmış oluyorsun? Oraya takdir etmiş oluyorsun, amil olarak takdir etmiş oluyorsun. Halbuki bunlar ispatta amel edemezler. Geldik müstesnanın mecrur olduğu yerlere. Dördüncü yerde mecrur olan yerlerdi. Bu da somuttu, belliydi arkadaşlar. Ve mahfuzun müstesna mecrurdur. Ba'da gayr, gayr kelimesinden sonra müstesna mecrurdur. Ve siva, siva kelimesinden sonra bu kelime arkadaşlar siva okunduğu gibi suva diye de okunabiliyor. O da gayr manasındadır. Ve mahfuzun ba'de gayr. Gayr kelimesi çünkü ondan sonra gayr muzaf oluyor. Ondan sonra gelin muzaf ile olacağı için mecrur oluyor. Siva veya suva kelimesi de aynı gayr gibi muzaf olacak. Ondan sonra gelin muzaf ile oluyor. Siva veya seva kelimeleri bu da gayr manasındadır arkadaşlar. Hani seva müsavi manasında olan şey değil bu arkadaşlar. Sevaun aleyhim enzertum değil bu. Bu da gayr manasında olan siva veya seva kelimesi. Efendim bundan sonra gelen müstesnada ne olur? Mecrur olur çünkü bunlar muzaf olmuş olurlar. Ve ba'de haşa fil ekseri. Haşa kelimesi ekseri harfi cer olur. Halada gibi değil. Ekseri harfi cer olur. Ekseri harfi cer olunca da bundan sonra gelen harfi cer olduğundan dolayı ne olur? Mecrur olur. Ekseri istimalde bunun harf-ı cerle mecrur olması söz konusudur. وَاَجَهَزَ بَعْضُهُمْ اَنْ نَصْبَ بِهَا عَلَى اَنَّهَا فِعْلٌ مُتَعَدٍ فَاَعِلُهُ مُضْمَرٌ وَمَعْنَاهَا تَبْرِيَتُ الْمُسْتَسْنَى عَمَّا نُسْبَ اِلَى الْمُسْتَسْنَى مِنْ ضَرَبَ الْقَوْمُ عَمْرًا حَاشَى زَيْدًا ضَرَبَ الْقَوْمُ kavm dövdü, عَمْرًا عَمْرُ dövdü, حَاشَى زَيْدًا زَيْدِ bundan müstesna tutarım. حَاشَى زَيْدًا oluyor. Ama ekseri istimalde حَاشَى زَيْدٍ diye efendim harf-i cer olarak ne yapıyor? Efendim amel ediyor. Müstesnayı cer etmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar dedik ki biz dersimizin başında illa ile ilgili açıklama yaparken gayr manasında olmayacak. Demek ki illa ile gayr arasında bir bağlantı vardır. İlla ile gayr arasındaki bağlantı nedir arkadaşlar?
Yani bazen gayr illa manasında, bazen illa gayr manasında olur. Bu ifadeler efendim şeyde de geçmiştir. Yani izharda da biz illanın gayr manasında olduğunu görmüştük. Gayrın da illa manasına geldiğini görmüştük. Peki illa gayr manasında olduğu zaman irabı nasıl olacak? Gayr illa manasında olduğu zaman irabı nasıl olacak? Levkâne fîhime âlihetün illallâhu lefesedetâ misalindeki illa gayr manasındadır. Bunun burada levkâne fîhime âlihetün illallâhu lefesedetâ izharda hatırladığınız kadarıyla burada illanın kendi manasına hamledilmesinde hem lafzdan sıkıntı var hem de manen sıkıntı var. Orada illâ'yı istisna yaptığımız zaman lafzı açıdan sıkıntı vardı, bir de manevi açıdan sıkıntı vardı. Mecburen oradaki illâ'yı gayr manasında hamlettik. Gayr manasında hamledince lafzı sıkıntıdan da kurtulmuştuk, manevi sıkıntıdan da kurtulmuştuk. Doğrusu arkadaşlar, müstesna bahsinin burası, yani gayr manasında olduğu zaman veya gayr kelimesi kendi irabı ne olacak? Levkâne fîhime âlihetün illallâhu lefesedetâ misalin izâhı ne olacak? Bunları inşallah önümüzdeki derste, bir sonraki derse ayırdım. Çünkü izharda bu konuda bilginiz olsa bile biraz bayatlamış olabilir, zamana ihtiyaç olabilir. Mevcut zamanımız buna elverişli olmayabilir. Dolayısıyla dersi müstesna ile ilgili bahsi burada noktalıyorum. Yani ve i'rabu gayr fihi ke i'rabil müstesna bi illa alet tafsil ve gayru sıfetun humilet ala illa fil istisna kema humilet illa aleyha fis sıfeti اِذَا كَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعٍ مَنْكُورٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ لِتَعَذُّرِ الْاِسْتِسْنَاءِ نَحْوْ لَوْ كَانَ فِيهِمْ آلِيَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا وَضَعْفَ فِي غَيْرِهِ وَاِعْرَابُ سِبًا وَسَوَا اَنَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةَ عَلَى الْأَصَحْ diye de ne yapmış oluyor? Müstesna bahsini de bitirmiş oluyor. İnşallah önümüzdeki derste bu bölümü halletmiş olacağız. Bu فَلَا اَسَرَفْ فِيهَا لَنْ يَدِ اَجْلِهِيَ كَبَرْ dedi ki لَيْسَ زَيْدٌ لَاَنَّهَا عَمِلَتْ لِلْفِعِلِيَةِ yani leyseyi niçin amel etti? Fiilden dolayı amel etti. فَلَا اَثَرَ tesir yoktur لِنَقْلِ مَعْنَا النَّفِي nefilik manasının bozulmasının bir tesiri yoktur. Nereye tesir yoktur? Leyse'de tesir yoktur. Niçin? لِبَقَائِ الْاَمْرِ الْعَامِلِتِ هِيَ لِيَجْلِهِ çünkü orada nefilik bozulsa bile لِبَقَائِ الْاَمْرِ الْعَامِلِتِ هِيَ الْعَامِلِتِ هِيَ leyse niçin amel etmişti? O duruyor hala. لِيَجْلِهِ leyse niçin amel ettiyse o hala bakidir. لِبَقَائِ buranın ibaresi doğrudur, biraz şeydir, manaya dikkat etmek lazım. لِبَقَائِ الْاَمْرِ الْعَامِلِتِ هِيَ الْعَامِلِتِ هِيَ leyse'yi leysenin amel olduğu durum baki olduğundan dolayı. Niçin amel liyecihi, neden dolayı amel ettiyse o durum hala bakidir. Niçin amel etmişti? Fiil olduğundan dolayı. Nefilik bozulunca fiillik gitti mi? Gitmedi. Nefilik gitti, fiillik gitmedi. Dolayısıyla bunun amelliği fiilden dolayı olduğundan dolayı, fiillik de hala kaldığından dolayı bunun ameli devam eder. Leyse zeydün şeyen illa şeyen olabiliyor ama ma zeydün şeyen illa şeyen olmuyor. Linaklı manen nefi, nefilik manasının bozulmasının burada etkisi yoktur leysede. Niçin? Libekail emril amileti hiye, leysenin amelini gerektiren şey baki olduğundan dolayı. Liyeclihi, neden dolayı amel etmiş ise o hala bakidir. Ve min temme cazze leyse zeydün illa kaimen. Bakın doğrudan doğruya leyse zeydün illa kaimen de illa ile nefilik bozulduğu halde kaimen de amel etmiştir yani. Canlı canlı amel etmiştir. Ve mitena ma zeydün illa kaimen ama ma ne yapamaz? İlladan sonra amel edip de onu nesbedemez. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.